Giresun'un Göreli ilçesinde bir kişi kendisini telefonla arayanların bankanın müşteri hizmetleri görevlisi sanarak kişisel bilgilerini paylaşınca adına 100 bin lira kredi çekilerek dolandırıldığını ileri sürdü. İlçede gazete dağıtıcılığı yaparak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Hasan Özdemir, hesabı bulunan bir bankadan aranarak kişisel bilgilerini ve bazı işlemler için onay alındıktan sonra adına 100 bin lira kredi çekildiğini iddia etti. Buna benzer dolandırıcılık olayını duyduğunu ancak başına gelebileceğini hiç düşünmediğini anlatan Özdemir, bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olduğunu söyleyerek beni arayan kadın, bazı bankalardan adıma sağlık sigortalarının yapıldığını ve bunun iptali için görüşmek istediğini söyledi, dedi. Müşteri temsilcisi olarak beni aradılar. Senin dediler sağlık sigortan var dediler. Bunun dediler iptal olması için dediler. 1750 lira ödemen gerekiyor dediler. Ben de müşteri temsilcisini zannettim. Bu paranın dediler buradan doğru iptal olması gerekiyor dediler. İnternet mobilyasına giriş yap dediler. Buradan doğru dediler, halledelim dediler. Ben de giriş yaptım. Oysa ama iki defa adam para çekmiş. Farkına varamadım hemen. Dolandırıldığımı nasıl anladım? Para var dedi 4000 lira. Onun eksiye düştüğünü anladım. Müşteri temsilcisini aradım. Böyle böyle dedim. Para dedim eksilmiş dedim, iki defa kredi çekilmişti. Allah Allah dedim, ben dedim böyle böyle dedim kredi çekmedim dedim. Müşteri temsilci olarak arayan şahıs internet mobilya üzerinden bizim hesabımızdan iki defa para çekmiş. Birisi 43, birisi 57. Kadir Kılıç'a EFT yapılmış para. Bana bir bildirim de gelmedi. Kredi kullanıyorsunuz, bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Bildirim de gelmedi. Diğer bankaya gelsem bana 10 bin lira kredi verdiysen vermezler. Ve bu durumda çok zor durumdayım. Perişan oldum. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin.